Merhaba arkadaşlar. Yeniden beraberiz. Bugünkü deneme sınavımıza hemen başlıyoruz. İlk sorumuz görevden ayrılma veya çıkarma vesilesiyle yazılan kasidelere ne ad veriliş şeklinde. Bu tarzdaki kasidelere arkadaşlar azliye diyoruz. Nabi'nin yazmış olduğu arkadaşlar azliye kasidesi mevcuttur. Önemli bir eserdir. İkinci sorumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar Aşağıdaki şairlerden hangisinin yaşadığı yüzyıl yanlış verilmiştir? Bakalım. Ahmet Fakih 13. yüzyıl doğru. Aşık Paşa 14 doğru. Kadı Burhanettin 15 demişiz arkadaşlar. Yanlış. Kadı Burhanettin de 14. yüzyılda yaşamıştır arkadaşlar. Gerisi Fuzuli 16, Nef'i 17 bunlar da doğru arkadaşlar. Geçiyorum 3. soruma arkadaşlar. Bir sanatçıdan bahsediyor. Bakalım bu sanatçı hangisi? Türk nesri onunla edebi bir kimlik kazanmıştır. Divan edebiyatının özenli hatta bir çeşit süslü nesrin, şuranın altını çizelim, süslü nesrin ilk büyük sanatkarıdır. Bu tarzda yazmış olduğu eserin adı Tazarun nametir Hemen arkadaşlar gidiyoruz. Sinan Paşa'yı işaretliyoruz. Dördüncü soruma geçiyorum. Dördüncü sorumda da ibret ve öğüt verici çoğunlukla dini ve ahlaki konuları ele alan anlatılara ne denir demişiz. Bu tarz anlatılara arkadaşlar kıssa denir. Devam edelim. Beşinci sorumuzda yine bilgi sorusu. İnsan ruhunun Allah'tan çıkıp yine Allah'a varacağı düşüncesini konu edinen şiirleri de arkadaşlar biz devreye diyoruz. Açıklama yapmıyorum arkadaşlar çok fazla çünkü rahatsızlığım daha devam ediyor. Artık bir iki deneme böyle devam eder gibi geliyor arkadaşlar. Sonra tekrardan açıklamalarımızı yaparız. Aşağıdaki şairlerden hangisi teke tasavvuf edebiyatı içinde değerlendirilemez? Arkadaşlar Yunus Emre, Aziz Mahmut Hüdayi, Niyazi Misri ve Kemal Ümmi'yi bu çerçevede değerlendirebiliriz. Fakat C şıkkında bulunan Erzurum Emrah'ı Arkadaşlar değerlendiremeyiz. Erzurumlu Emrah Aşık Edebiyatı içerisinde yer alan sanatçılarımızdandır. Yedinci soruma geçiyorum. Yedinci sorumda da bir dörtlük verilmiş. Hangi söz sanatı kullanılmıştır demişiz. Salındı, bahçeye girdi, çiçekler selama durdu. Mor menevşe boyun eğdi, gül kızardı hicabından. Burada gördüğünüz gibi hemen hemen her beyitte arkadaşlar. Teşhis sanatı yapılmıştır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacak. 8. soruma geçiyorum arkadaşlar. 8. sorumda kafiye çeşidi soruluyor benden. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yareyim. Burada arkadaşlar biçare ve yare kelimelerindeki areleri işaretleyip e, zengin kafiye olarak görüyorum arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı zengin kafiye olacak. 9. sorumda da arkadaşlar Yine bir şiir verilmiş. Bu şiir hangi akıma yani hangi topluluğa mensup bir sanatçı tarafından yazılmış olabilir demişiz. Şiirimize baktığımız zaman geçen eyyamı nevbaharı arar. Ey kulu bin suru diş şeydası. Ey kabuterlerin neşideleri. Baktığımız zaman arkadaşlar dilin ağır olduğunu görüyoruz. Bu da arkadaşlar Servet-i Fünun Edebiyatı topluluğu tarafından hatta yazarı da arkadaşlar Cenab Şahabettin'dir. Şimdi 10. soruma geçtiğim zaman arkadaşlar 10. sorumda da bir akım bulmamı istiyor benden. Kuralsızlık kural edilen her türlü ahlak, dil ve estetik kuralını yıkmaya amaçlayan akım Dadaizm'dir arkadaşlar. 11. sorumda da arkadaşlar roman sorulmuş bilgisi verilmiş yukarıda hemen okuyalım diğer adıyla Sergüeste Ali Bey Namık Kemal'in ilk kez 1876'da yayınlayan bir romanı demişiz yani diğer adı Sergüeste Ali Bey'miş bu romanın bilmiyorsak öğrenmiş olacağız romanda iyi yetişmiş Ali Bey'in uygunsuz bir kadın olan Mahpeyker'le şimdi Ali Bey Mahpeyker dedik hemen intiba geliyorum arkadaşlar işaretliyorum. Geçiyorum 12. soruma arkadaşlar. 12. sorum birazcık zor. Milli edebiyatın ilkelerinden biri değildir. Şimdi arkadaşlar Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları dilimizden kaldırılmalıdır. Doğru. Arapça kelimeler Türkçedeki söyleyişlerine göre yazılmalıdır. Doğru. Dile yerleşmiş, artık Türkçeleşmiş Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmaya devam edilmelidir. Arkadaşlar sakın bunu yanlış olarak değerlendirmeyin. Bu da doğru. Diğer Türk lehçelerinden kelimeler alınmalıdır. Arkadaşlar cevabım değişik olacak. Diğer Türkçe lehçelerinden de arkadaşlar kelimeler alınmamalıdır şeklinde olmalıydı. 13. sorumla devam ediyorum arkadaşlar. 13. sorumda Halide Nusret kızıdır. Küçük Dünya adlı bir romanıyla sesini duyuran yazarın son romanı bu kağıdır. Cevabımız arkadaşlar Emine Işınsu. Geçiyorum 14. soruma arkadaşlar. 14. sorumda yukarıda bilgileri verilen yazar hangisidir demişiz. Hikayelerinde durumlar ve insan yaşamından kesitler öne çıkmaktadır. Büyük şehrin insanının yalnızlığını anlatan gerçekçi hikayeyi geliştirmiş. Şehov tarzı hikayenin edebiyatımızda en önemli temsilcisi olmuştur. Buraya kadar bilemediysek semaver, sarnış, lüzumsuz adam eserlerinden bazılarıdır. Cevabımız Sait Faik Abasıyanık arkadaşlar. Geçiyorum 15. soruma. Hangisi bireyin iç dünyasına esas alanların işlediği konulardan biri değildir? Bunalım, yalnızlık, yabancılaşma, varoluşsal meseleler arkadaşlar. Bireyin iç dünyasına esas alanların işlediği konulardır. Köy hayatı alakası yoktur arkadaşlar. 16. sorumda Peyami Safa'nın roman kişilerinden Samim'in iflas eden dünya karşısında ideal bir alem olan Smerenya hayaliyle avunduğu roman. Arkadaşlar yalnızızdır. Aşağıda yazarlar. ikişerli gruplar halinde eşleştirildiğinde hangisi farklı bir anlayış içinde yer alır? Şimdi arkadaşlar Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan postmodern yazarlarımızdandır. Peyami Safa ve Ahmet Hamdi Tanpınar da onları da şu şekilde işaretleyelim. Şöyle T olarak işaretleyelim. Bunlar da arkadaşlar bireyin iç dünyasına esas alan yazarlardandır. Geriye arkadaşlar Mahmut Makal kalıyor. Mahmut Makal da toplumcu gerçekçidir. Cevabım E şıkkı olacak. 18. sorumda Ana Yurt Oteli adlı eseriyle Zebercet adlı kişinin bunalımı ve yalnızlığını işleyen yazar Yusuf Atılgan'dır arkadaşlar. 19. soruma geçiyorum. 19. sorumda arkadaşlar aşağıdaki yazarlardan hangisi toplumcu gerçekçi bir anlayış ile şiirler yazmamıştır? Rıfat Ilgaz, Nazım Hikmet, Salah Birsel, Ceyhun Atıf Kansu bunlar arkadaşlar toplumcu gerçekçi şiir anlayışıyla şiirler yazmıştır. Necip Fasıl Kısakürek ise arkadaşlar saf şiir anlayışına mensup sanatçımızdır. 20. soruma geçiyorum. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demişiz. 835 satır Nazım Hikmet doğru. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Arif Nihat Asya doğru. Yayla dumanı Ömer Betreddin Uşaklı. Arkadaşlar doğru. Bu vatan kimin? Orhan Şahik Gökyay doğru. Denizden çalınmış ülke Rıfat Ilgaz demişiz arkadaşlar. Denizden çalınmış ülke Zeki Ömer Defne'ye aittir. Arkadaşlar bugünkü deneme sınavımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere.